Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatüh. Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz yayınımıza. Bu yayınımızda yine çok önemli bir konudan bahsedeceğiz. Geçtiğimiz günlerde yine çok çok önemli bir kıyamet alameti yaşandı arkadaşlar. Gökyüzünde olağanüstü bir bulut şekli oluştu. Resmen gül oluştu arkadaşlar gökyüzünde. Bu konuyla ilgili Rabbimizin bir ayeti kerimesi var Kur'an-ı Kerim'de. Kur'an mucizesi gökyüzündeki kırmızı gül şeklinde açıklama yapıldı. Rahman suresi 37. ayeti kerimede Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Gök yarılıp da erimiş yağ gibi kıpkırmızı bir gül olduğu zaman. Bu ayeti kerimeyi izaha geçmeden önce ayette geçen bazı kelimeleri tahlil edelim. Öncelikle ayetin başında İza kelimesi vardır. Bu kelime gelecek zaman zarfı olup şart anlamı taşır. Ayrıca gizli bir fiil olan ra'eyte, sen gördün fiilinin mef'ulü nesnesi olur. Yani anlam sen göreceğin zaman anlamında olmuş oluyor. İkinci olarak inşakkat kelimesi kullanılmıştır. Bu kelime lügatte yarılmak anlamında kullanılır. Eddihen ise Arapçamızda iki anlamda kullanılır. Birincisi kızgın yağ, ikincisi ise tabaklanıp boyanmış deri anlamında kullanılır. Şimdi bu görüntüyü bir izleyelim şöyle hep birlikte. Bu görüntüye bir bakalım arkadaşlar. Enteresan bir görüntü. Öncelikle şöyle videoyu bir izleyelim, sonrasında fotoğrafları da geçeceğiz. Evet, videomuz şu şekilde. Bakın gökyüzünde adeta gül, kırmızı gül şeklinde bulutlar oluşuyor ve gerçek görüntüler arkadaşlar. Bu arada hani Photoshop montaj falan diyenler olabilir. Bu olay gerçek yaşanmış bir olay. Evet, gördüğünüz gibi çok enteresan, tam ayetle birebir örtüşen bir durum. Hep söylüyoruz ahir zamandayız, kıyamet alametleri dünyada yaşanıyor diye. İşte bunlardan bir de budur arkadaşlar. Evet, sizler de görüyorsunuz şu an ekranda. Bugüne kadar böyle bir olay hiç olmadı. Şimdi oldu arkadaşlar. Gerçekten çok enteresan bir durum. Gerçekten fotoğraflara da baktığımızda, az önce videoda görmüş olduğumuz o gül şekli ne kadar da net bir şekilde görünüyor. Artık ahir zamanda olduğumuzu iyice anlamamız lazım arkadaşlar. Yani artık çok bir zaman kalmadı. Öncelikle bunu bilelim. Şimdi bu ayet hakkında alimlerin açıklamaları var. Bilim adamlarının da açıklamaları var. Şöyle bir göz atalım o bilgilere. Az önce bahsetmiş olduğumuz o izahtan sonra şimdi ayet-i kerimeyi yeniden tercüme edelim. Eğer gökyüzü yarılır ise sen gökyüzünü sahtiyan tabaklanmış ve boyanmış deri gibi veya kızgın yağa benzer bir gül olarak görürsün. Bu ayeti kerimeyi birçok müfessir kıyametin koptuğu andaki gökyüzünün durumu olarak tefsir etmişlerdir. Şimdi belki hani ileriki zamanlarda tamamıyla gökyüzü kıpkırmızı bir renge dönüşecek. Yani kıyamete çok yakın bir zamanda o da kastedilmiş olabilir. Ama bu az önce izlemiş olduğumuz videoda büyük bir işaret, büyük bir uyarı niteliği taşımaktadır. Çünkü bugüne kadar öyle bir gökyüzü hiç yaşanmamış arkadaşlar. Böylesine gülü andıran bir olay hiçbir şekilde olmamış. Öncelikle bunu belirteyim size. Çünkü gökyüzünün yarılması onlara kıyameti hatırlatmıştır. Oysa biz şu anda gökyüzünün yarılmasını atmosferin delinerek uzaya gidilmesi olarak anlayabileceğimiz gibi teleskoplarla da nazarımızın gökyüzünü yarıp öteleri izlemesi olarak da anlayabiliriz şeklinde öngörülmüştür. İşte bu yönden ayetin anlamı, eğer siz gökyüzünü delerek uzaya çıkmaya güç yetirirseniz veya icat ettiğiniz aletlerle gökyüzünü yarıp ötesini izlemeye muvaffak olursanız gül renginde bir sahtiyan veya kızgın yağ göreceksiniz demektir. Peki erimiş bir yağ gibi kıpkırmızı bir gül ne demektir? Dilerseniz bu konuda bilim adamlarının ve uzay araştırmacılarının görüşlerine de
yer verelim. Nebula, uzayda bulunan ve geniş alanlara yayılmış olan gazlar, toz, hidrojen, helyum ve diğer iyonize gazlardan oluşan bulutsu yapılara verilen isimdir. Bu gaz püskürtmeleri oldukça büyük ve hızlıdır. Daha sonraları bu gazlar yakınlaşarak bir gaz bulutu oluştururlar. Bu gaz bulutunun sıcaklığı 15.000 dereceden fazladır. Gerçekten olağanüstü bir sıcaklık. Gerçekten de günümüzde yapılan uzay araştırmaları sonucunda bilim adamları tıpkı ayette ifade edildiği gibi erimiş bir yağ gibi kıpkırmızı bir gül renginde bir nebula ile karşılaşmışlardır. Bunun fotoğrafını da bilim adamları şöyle açıklamışlar. Onu da şöyle bir görelim arkadaşlar hep birlikte. Evet, ekrana verdik. Bakın, bilim adamlarının uzayda görmüş olduğu bu gül şekli de budur arkadaşlar. Bu daha da farklı bir anlam kazandırdı az önceki haberimize. Evet, bu nebula tıpkı bir güle benzediğinden dolayı bilim adamları tarafından gül şeklini andıran gaz bulutu manasında Rosetta Nebulae olarak isimlendirilmiştir. Bu nebule geniş bir toz ve gaz kütlesidir ve dünyadan yaklaşık olarak 5200 ışık yılı uzaklıkta ve çapı yaklaşık 130 ışık yılıdır. Ve görünümü ise tıpkı Kur'an'da belirtildiği gibi erimiş bir yağ gibi kıpkırmızı bir gül şeklindedir. Arkadaşlar, her şey apaçık ortada. Günümüzdeki teknolojik gözlem araçlarıyla ancak ortaya çıkarılabilen bu gerçeğin bilim ve tekniğin olmadığı bir asırda okuma yazma dahi bilmeyen bir insan tarafından haber verilmesi sizce ne manaya gelmektedir? Evet, madem o asırda yaşamış okuma yazma bilmeyen bir insanın böyle bir haber vermesi mümkün değildir. O halde Kur'an Allah'ın ezeli kelamı ve bu haberi bizlere getiren zat da Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri'dir. Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi Vesselam onun şüphesiz ki elçisidir. İnanmayanlar için bu büyük bir kanıttır. Amenna ve saddakna, inandık ve itaat ettik diyor. Bunu Müslüman bilim adamları bu şekilde açıklamışlar arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir tespit bu. Yunus suresinde 61. ayette de Rabbimiz şöyle buyuruyor. Senin içinde olduğun herhangi bir durum, onun hakkında Kur'an'dan okuduğun herhangi bir şey ve sizin işlediğiniz herhangi bir iş yoktur ki ona iyice daldığınızda biz sizin üzerinizde şahitler durmuş olmayalım. Yerde ve gökte zerre ağırlığınca hiçbir şey Rabbinden uzakta saklı kalmaz. Bunun daha küçüğü de daha büyüğü de yoktur ki apaçık bir kitapta kayıtlı olmasın buyurulmakta. Yani Rabbimizin izni olmadan bu dünyada hiçbir şey gerçekleşmemekte, hiçbir eylem, hiçbir yaratılış olmamaktadır. O yüzden burada da iman etmeyenlere büyük bir görev düşüyor. Yani iman etmek kalıyor geriye tek. Rabbim iman etmeyen bütün insanlara da tez zamanda gerçek bir imanı nasip eylesin inşallah. O güzel lütfa ermeyi cümlesine nasip eylesin arkadaşlar. Gerçekten bunlar önemli bilgiler. Rabbim cümlemize gerçek imanı yaşamayı ve gerçek İslam'ı da hem yaşamayı hem de yaşatmayı nasip eylesin. Malum ahir zamandayız. Ahir zamanda bir sürü büyük problemler yaşanıyor. Dünya üzerinde büyük sıkıntılar var. Büyük sıkıntılar söz konusu. İnşallah bu sıkıntıları hep birlikte iman birliği içinde olarak aşacağız arkadaşlar. Rabbim hepimize bu konuda güç kuvvet versin. Evet, bu olay da sizlerin de yorumları olsun mutlaka bu olayı. Sizler de yorumlayın. Yorum kısmına hepinizin yorumlarını bekliyorum. Bu yaşanmış çok büyük bir olay. Geçtiğimiz günlerde yaşandı arkadaşlar. Bakın bu gök olayı, gökte tıpatıp gülü andıran o bulutun görünümü bizler için çok büyük bir uyarı olabilir. Bunu şimdiden söyleyelim. Rabbim ibret almayı cümlemize nasip eylesin inşallah. Evet, videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca YouTube'da paylaşmış olduğum bu videoların linklerini Instagram hikayede paylaşıyorum. YouTube'dan bildirim gelmediyse Instagram hikayeye tıklayıp orada bağlantı koyuyorum. Oraya tıklayıp hemen videomuzu izleyebilirsiniz arkadaşlar. Instagram kullanıcı adım Tezcan Oskaya. Oskaya'nın sonunda iki tane A var. Buna dikkat edin. Hepinizi oraya da beklerim inşallah. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.
Gecemiz mübarek olsun. Gecemiz nur olsun inşallah.